Sayısı arkadaşlar, bir önceki yüzyıla baktığımız zaman dünya baştan aşağı değişmiştir. Mesela sermaye bakımından yeni bir odak noktamız olmuştur. Toprak ve hatta para, sermaye faktörü daha ön plana çıkmıştır. Ama yeni nesilde, günümüzde eskiden toprak faktörü ön plandayken, şimdi arkadaşlar bu toprak faktörü yerine devlet olsun, üniversiteler olsun, yatırımcılar olsun, sermaye yerine sadece fikre bakıyorlar arkadaşlar. Ve adım atmanız için, bir adım atmanız için gereken unsur bir para değil, bir fikirdir arkadaşlar. Şimdi girişimci kimdir? Girişimcilik nedir? Baktığımda arkadaşlar, girişimci aslında girişimcilik görebilmektir. Girişimci dediğimiz insan üretim faktörlerini bir araya getirerek bunların sonunda kâr elde etmek isteyen kişidir. Aslında girişimci kâr elde etmek için riskler ortaya alır. Riskleri alır. Bu riskler sonunda kâr da elde edebilir, iflas da edebilir. Tabii ki doğru adımlar atması gerekir. Asıl amacı problemleri çözmektir. Şimdi girişimci olmanın şartlarına baktığımda arkadaşlar, genç olmak, girişken olmak sizce yeterli mi gibi bir sunumda baktığımda arkadaşlar, genç olmak ya da girişken olmak değil de hedefinizi sağlam adımlarla inanarak gerçekleştirmeniz sizin için yeterlidir. Girişimci olmanın şartı aslında hedeflerinize inanmaktır. Çünkü bir iş yapacağınız zaman insanlar size sürekli fikir alışverişinde bulunur. Çok fazla faktöre takılmamanız gerekir. Şimdi girişimci olmanın şartına baktığım zaman arkadaşlar, neden önemlidir dediğimde, toplumların, devletin ya da sosyal ekonomik gelişimine olumlu anlamda destek olur. Olumlu anlamda destek olduğunda iş yaratır, istihdam sağlar, değişim ve inovasyon yaratır, toplumun gelişmesine katkı sağlar ya da arkadaşlar, yeni ürünler ve fikirler oluşturur. Şimdi girişimcide olması gereken özellikler sizce neler olmalıdır dediğimde arkadaşlar, risk alma özelliğin olacak. Hatta buraya geçmeden önce genel olarak şunu söylüyorum. Risk alır, sabırlıdır, yaratıcıdır, öğrenme isteğidir ve sürekli dinler arkadaşlar. Girişimci sürekli dinler, fırsat ve çözümler üretir. Dünya değişimini yaratan kişiler aslında arkadaşlar, yeni nesil girişimcilerdir. Girişimcide olması gereken özellikler motivasyon, özgüven, ileri görüşlülüktür. Motivasyonda arkadaşlar, kendi iş yerinizi açtığınızda ya da herhangi bir girişiminizde bulunduğunuzda motivasyon sizin en önemli faktörünüzdür. Motivasyon olmadığı sürece arkadaşlar, kendi özgüveninizi tamamıyla birbirini destekliyor, kaybedersiniz. Motivasyon düşüklüğünde arkadaşlar, insanların sürekli size olumsuz eleştirisi size ciddi anlamda kayba neden olacaktır. Girişimci dediğimiz insan aynı zamanda ileri görüşlüdür. Girişime bulunduğu zaman aslında bu motivasyonsuzluğu, bu özgüvensizliğin neden kaynaklandığını tahmin edecektir. Arkadaşlar, diğer özelliğe baktığımız zaman girişimci zamanı iyi yönetecek. Yönetim becerisi olacak ve finansal bilgisi olacak. Arkadaşlar, finansal bilginiz olmadığı sürece, yönetim beceriniz olmadığı sürece siz kurmuş olduğunuz girişiminizde, çalıştırdığınız yönetici ya da liderde bunları yönetemediğiniz takdirde ciddi problemler yaşarsınız. Yani bu da size iflası getirecektir. Planlama yeteneğiniz olacak, iletişim beceriniz olacak ve arkadaşlar, hırslı olacaksınız. Bu hırslılık bir rakip değil. Tabii ki rakipler sizi tatlı heyecanlandıracak. Ancak
Bu hırsla kendi kendinizle yarışacaksınız. Nasıl girişimci olunmaz? Bana genelde şöyle soruyorlar. Nasıl girişimci olunur? Arkadaşlar nasıl girişimci olunur sorusunu aslında nasıl girişimci olunmaz sorusuyla cevaplayalım. Şener Şen'in Züğürt Ağa filmini umarım hatırlıyorsunuz. Ağa köyde yaşıyor, şehre geliyor. Şehir, ama köyde yaşarken şehirde yaşayan biri yanına gelip şehre taşınması yönünde şey yapıyor. Ve arkadaşlar Şener Şen'in bu filmine baktığım zaman şunu görüyorum. Hatta şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'de iş fikirleri bir kafe ortamında alınır. Kahvehanede alınır da diyebiliriz. Genelde 4 kişi oturulur. Okey oynanır. Biri der ki ya bizim komşumuz şu işe girdi. Bunu kazanıyor. Ya da der ki bak bu işte çok para var sen de gir. Kişi burada anlık kararını alır. Ve arkadaşlar ama alanda ve bilgisi olmadığından dolayı Şener Şen'in Züğürt Ağa filmindeki gibi iflas edecektir. Zaten filmin sonunda Ağa çiğ köfte satışına başlıyor ve para kazanmaya devam ediyor. Şimdi şuna baktığımız zaman arkadaşlar Türkiye'de girişimcilikte genelde büyük şehirlerde gelişiyor ve büyük şehirlerde olmasının en büyük amacı arkadaşlar KOSGEB dediğimiz küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleme başkanlığı KOSGEB iş planlarında büyük şehirlere öncelik tanımaktadır. Kırmızı arkadaşlar, kırmızı İstanbul ve Marmara bölgesi için baktığımızda İstanbul'da çok anlamıyla sezonluk ve uzun vadede pek fazla iş yapılmadığından dolayı genel olarak KOBİ'lerde kırmızı olarak belirtilmiştir. Şimdi Dilberay ile devam edeceğim. Arkadaşlar Dilberay'da şu vardır. Türkiye'de girişimcilikte biz öğrencileri, gençleri genel olarak zorunlu girişimci yapıyoruz. Şimdi bir kişi neden girişimci olur? Arkadaşlar dünyayı değiştirmek istiyor olabilir. Ya bakın bu basit bir hayal olabilir ya da çok hayal üstü de bir şey olabilir. Ama bir kişi gerçekten dünyayı değiştirmek istiyordur. Dünyayı değiştirmek istiyordur. Bir patron ile çalışmamak istiyordur. Ben haftanın 6 günü çalışmak istemiyorum da diyebilir. Risk almak istiyordur. Ya da iş bulamıyordur. Ya da kurumsal bir iş yerinde çalışmak istemiyordur. Ya da meraklı değildir. Kendi parasını kazanmak istiyordur. Arkadaşlar biz bu faktörlerde genellikle Türkiye'de girişimcilikte şey yapıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. Genelde biz insanları zorla girişimci yaptığımız için yapılan yatırımlar fazla uzun sürmemektedir. Dünyada girişimciliğe baktığımız zaman arkadaşlar her 100 kişide şirket kurma oranına bakın ve arkadaşlar Türkiye'ye bakın. Aşağıdaki kadın ve erkek girişimci oranı 29 ülkede erkekler 2 kat iken Türkiye'de erkekler 29 kat oranındadır. Ve arkadaşlar dediğim gibi yapılan bu girişimcilik faaliyetleri çok fazla uzun sürmemektedir. Çünkü insanlar birilerinin dedikleriyle iş yaptığından dolayı biz daha Türkiye'de geleneksel girişimcilikle devam ediyoruz. Genelde ben KOSGEB'te de arkadaşlar danışmanlık yaptım. Gelen iş fikirleri çiğ köfte dükkanı açmak, kafe açmak ve benzeri faktörler. Ama yaklaşık 2 yıldır artık yazılım alanında, robot alanında hatta bu modern girişimcilik denilebilir. Bununla ilgili iş planları ve çalışmalar geliyor. Ancak dediğim gibi gelen bu modern girişimcilikte ciddi anlamda 300-400 bin liralık bir devlet destekte bulunuyor. Ancak arkadaşlar şöyle öğrenci ya da yeni mezun şunu düşünüyor. Evet ben kendi iş yerimi açacağım. Ben 400 bin lira devletten hibe alacağım ya da kredi çekeceğim. Ama bana bunun garantisini devlet verir mi? Arkadaşlar bununla alakalı KOSGEB'lerde sizin iş danışmanınız olacak. Zaten devlet size durup dururken sizin danışmanınız size kredi vermez. Gerçekten devlet o projeye inanıyorsa ve sizin yapacağınıza inanıyorsa
size kredi verecektir. Girişimcilik eğilimlerine baktığımızda arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Şimdi yeni nesil girişimcilikte şimdi yeşil trend ön planda. Şimdi yeşil trendde artık yavaş yavaş şey var arkadaşlar. Geri dönüşüm sektörleri ön plana çıkmaya başladı. Hatta bu geri dönüşüm sektörlerinde şey var. Belediyeler ve çeşitli bakanlıklar ihale yoluyla uzun dönem bunlarda çalışabiliyorsunuz. Ya da temiz enerji trendi ya da organik yönelim trendi. Arkadaşlar 2 hafta önce bir haber okudum. Sadece bir pet şişenin içerisine hava koyuyorlar. Danimarka'da mı bir yerde havaya arkadaşlar 30 dolara satıyorlar. Sadece oradan geldiği için. Ve insanlar neye para harcayacağını zaten bilmiyor. Zaten e-ticaret dediğimiz bir pazarın içerisindeyiz. Organik yönelim trendi arkadaşlar. Türkiye için baktığım zaman Tarım Bakanlığı şöyle dedi. Dedi ki yeni mezun gıda mühendisleri ya da herhangi bir tarım işi tarım bölümü mezunu öğrencilerine öncelik olarak normal üniversite öğrencilerinde bir şey yapalım. Hayvancılık yapsınlar. Biz bunlardan tarımı destekleyelim hem de onlar para kazansınlar dedi. Ancak arkadaşlar ülkemizde bu tutmadı. Sosyal medya, arkadaşlar sosyal medyada çılgınca bir e-ticaret pazarı var. E-ticaret pazarında insanlar aslında yaklaşık son 5 yıldır ön plandaydı ama geçen yıl bir kanun çıktı. Bu kanunla beraber artık insanlar alanları sınırlandırıldı. Mesela eskiden AliExpress ya da Amazon'a çok rahatlıkla girebiliyorken arkadaşlar, şimdi Amazon'a ve AliExpress'e belli bir şartları taşıyıp o şekilde girmeniz gerekiyor. Keza sağlıkta hala devam ediyor. Bazı firmalar var, Herbalife olsun ya da benzeri firmalar. Ama bunların da satışları artık olgunluk seviyesine ulaştı ve pazar doymaya başladı. Pek fazla ilerleyeceğini ben düşünmüyorum. Büyük bir ihtimalle farklı iş ortaklıkları yapacaktır. Türkiye'de girişimciliğe baktığımızda arkadaşlar genelde şunu söyleyebilirim. Türk insanı yani toplumumuz pek fazla kriz yönetemiyor. Genç nüfus deneyimsiz tamamıyla motivasyon kurulamadığından dolayı performans ciddi anlamda düşüyor. Bizim aslında genel olarak zaman yönetimi dediğim gibi zaman yönetimi, stres yönetimi bu konulara odaklandığımız zaman ve kendimize gerçekten inandığımız zaman arkadaşlar yapamayacağımız hiçbir şey yok. Sadece biz kendimize inanalım ve bizim kimseye de ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bunu çok rahatlıkla yapabiliriz. İşletmelerin başarı oranlarına baktığımız zaman arkadaşlar dünyada yeni kurulan işletmelerin ilk yıl içinde ayakta kalma oranı %40. Bakınız dünyada. İşletmelerin başarı oranlarına baktığımızda Türkiye'de 5 yıl sonunda ayakta kalma oranı arkadaşlar %30. Bakın daha önceki sebepleri anlattım. %30 bir ayakta kalma süresi arkadaşlar bu faktörlere baktığınız zaman insanlar anlık karar alıyor ve işin uzmanı ya da hiçbir deneyimi olmadığından dolayı bu işi yapamıyorlar. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Türkiye'de ciddi anlamda bir ekonomiyi tetikliyor diyebiliriz. Aslında girişimcinin korkuları ve riskleri de vardır arkadaşlar. Yalnızlık korkusu olabilir, güvensizlik hissedebilirsiniz, stres, muhasebeden anlamazsınız, nakit para sıkıntısı yaşayabilirsiniz, kriz yönetememezsiniz ve hayır diyemezsiniz. Girişimcinin korkularında diğer arkadaşlar hızlı büyümek olumlu gibi dursa da bu sizin için de arkadaşlar aslında bir risktir. Çünkü örnek veriyorum 10 masalı bir kafeyle 100 masalı bir kafenin yönetiminde mutfak yönetimi, garson yönetimi ciddi anlamda farklılıklar olacaktır. Hatta iş yapış şeklinizde bile farklılıklar olacaktır. Genel olarak şunu söyleyelim arkadaşlar. Girişimci doğulur, sonradan olunmaz. Girişimcilik şudur diyelim. Arkadaşlar liderlik nasıl doğuştan geliyorsa, yöneticilik sonradan kazanılıyorsa arkadaşlar girişimciliği liderlikle beraber anlamlandırabilirsiniz. Her insan yeni bir iş kurabilir. Girişimciler kumarbazdır. Kumarbazdır derken şunu söyleyelim arkadaşlar. Risk aldığı için kazanabilir, kaybedebilir. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi iş fikri belirlemede şuna bakmanız lazım arkadaşlar.
İyi, ucuz, hızlı, basit. Hayatı nasıl kolaylaştırabilirim? Çok çılgın bir fikir oluşturmanıza gerek yok. Hedefinizi basit düşünün. Zaten hedefi basit düşününce arkadaşlar kendinize geliştirme imkanı bulacaksınız. Şimdi iş fikri belirlemede şöyle bir TÜİK verilerine baktığımda Türkiye'de arkadaşlar yaklaşık 4500 civarında iş fikri var. Gelişmiş ülkelerde bu sayı 25.000 civarındadır. Şimdi yeni bir iş fikri bulmanın yöntemleri arkadaşlarım lütfen bu sayfayı şey yapın, kaydedin. Buradaki internet sitelerinde iş fikirlerini geliştireceğiniz alanlar bunları takip edin. Gerçekten bir iş fikriniz varsa bunları çeşitlendirerek hayata geçirebilirsiniz. Ve her zaman şunu diyorum arkadaşlar, unutmayın kalbiniz şarkı söylerse hayat sizi dansa kaldırır. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir soru var mıdır? Sorunuz var mı arkadaşlar? Arkadaşlar dediğim gibi kendinize inanın. Bir de şunu söyleyeceğim. Lütfen internet ortamında girişimcilik eğitimlerine ücret ödemeyin. Girişimcilik eğitiminde size sadece bakın bunları öğreneceğiniz bir YouTube gibi bir platform var. YouTube'da çok fazla detayı görebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ben geçen gün hatta benim üniversiteden iki öğrencim bunu yapmış. 3.000 lira sadece girişimcilik eğitimine para ödüyor. Ya diyorum ki 3.000 liraya sen sermaye olarak da kullanabilirdin. Lütfen piyasadaki bu insanlara dikkat edin. Merak ettiğiniz bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Hatta dernek aracılığıyla bana da ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi genelde iş planını harekete geçirme alanında sizinle çok iyi çalışabiliriz. Herhangi hiçbir zaman çekinmeyin. Her zaman yazabilirsiniz. Dernek aracılığıyla bana ulaşın.